Ankara'dan gelen konuklarım var. Bir anne kız. Onlar ne yazık ki hanımefendi evladının katilini bulmak için aramızda. 23 yaşında bir çocuk babası Selim Yalçınkaya. 11 Ağustos'ta Ankara Mamak'ta Gökçeyurt Mahallesi'ndeki evinin garajında demir sopayla vurularak öldürülüyor. Allah yardımcınız olsun. Çok da yeni bir cinayet. Daha 11 Ağustos. Çok küçükmüş gerçekten. Çok masumdum Müge Hanım. Hiçbir suçu bir daha yoktu. O zaman. Sarılabilir mi? Ay çok küçükmüş gerçekten. Yavrum. Size de ne kadar benziyormuş. Son fotoğraflarım çok küçükmüş. Sarı olan son fotoğrafı Müge Hanım. Bizi bitirdiler Müge Hanım. Kardeşime mezar yaptılar. 10 saat sabaha kadar beklemiş tek başına. Bir tane bulanı bile olmamış. Hiçbir suçu günah yoktu. Hiçbir günah yoktu. Ne yaptılar Selim kuzum? Ben her gün annemle böyleyim. Babam cezaevinde. O da orada daha perişan. Dört duvarın arasında kızımın oldu. Ne yaptılar, ne ettiler? Hiçbir bilgi yok. Bize bir şey diyen yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece kardeşimiz öldü. Anneni alsana ya. Kuzum. Gençliğine doyurmadılar kuzum. Ama evli ve bir çocuk babası. Gençliğine sana kıyamam. Kimseye bir zararımız yoktu. Kimseye bir şey yapmadı benim yavrum. Hep o yaptı. Hep o Derya Deniz Ateş'in başının altından çıkıyor bunlar. Geliniz. Gelin olacağı. Gel. Eski eşinin Müge Hanım. Şimdi su alabilir miyim? Şimdi valla dün akşam öyle bir ilişkiler yumağının içine girdim ki bu cinayetin konusuna bakarken kim kiminle ne yapmış ne etmiş belli değil. Sizin gelin kaç yaşında? O da 2000 doğumlu. 2000 doğumlu. Evet. O da 99 doğumlu mu? Bu da 99 doğumlu Müge Hanım. Biri 99, biri 2000 doğumlu öyle evet. Mi? Evet. Kuzum. Şimdi çocuk. Selim bak bayılırsın falan. Tamam bir iç bak tamam. Tamam bir iç. Nasibe amcığım biliyorum Allah sabırlar versin. Nurlar içinde yatsın. Yüzünü parçalamışlar benim yavrum. Annem kanlı halini görmüş sabah 8.30'da 2 yaşında çocuğuyla. Annem bulmuş. O halini görmüş. Bir daha kendini toparlayamadı. Çıkamıyor. Babam da en son mezarda gömülürken gördü. O da onun etkisinde böyle ancak kendi hayvanlarıyla uğraşıyordu. Helal para kazanma peşindeydi. Şu en son hali bu Müge Hanım. Doğum gününde çekmiş arkadaşı bu resmi. Ne istediler? Bizim ocağımızı söndürdüler Müge Hanım lütfen. Ben sana bunların bulunmasını istiyorum. Kardeşime Allah bunu kim olsun. Yaptıysa. Evet. Allah razı birazcık olsun. Sakinleşin. Ben de izlemedim haber bandını. Sizlerle bir siz de biraz sakinleşin. Bir su için. Biliyorum çok zor çünkü 86 gün olmuş daha. Çok taze. 40'ı çıktıktan sonra geldiler. Dediğim gibi 11 Ağustos'ta Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aslında rahmetli gündüz tarlada ekin biçmiş. Eve dönüp ekinleri çuvaklamak için garaja giriyor. Evet. O sırada bir amcası var. Amca Hayrettin Yalçınkaya ile ayaküstü sohbet ediyor. Sonrasında da yani anladığım kadarıyla daha ayrıntılı konuşuruz saatlere bakıldığında garajında başına demir sopayla vurularak öldürülüyor. Az önce Eda'nın anlatmaya çalıştığı o. Siz buldunuz oğlunuzu öyle mi? Ben garaja akşam geldi saat akşam işte akşam ezeniydi ineklerimiz var sağdık. Anne dedi bana 5 kilo dedi süt ayarla dedi. Tamam oğlum dedim bebek de arkasına ağlıyordu. Ben anne dedi hemen şöyle şeye geldi sütü verdi geldi öze. Ondan sonra geldi anne dedi şu anahtarı şöyle cama vurdu. Evin anahtarıyla dedi garajın anahtarını verir dedi. Ben dedi ekin torbalayayım geleyim dedi. Ya akşam ezanıyla yatsıya yakın. Tamam oğlum dedim o gidiş. Ben onu aşağıda yukarıda evimiz var. Orada dedim herhalde banyosunu yaptı. Evine odaya girdi yattı zannettim. Gittikten sonra bana bir hastalık geldi Müge Hanım.
başımı tutamıyorum, affedersin midem bulanıyor. Küçük çocuk 2 yaşında yanımda, yattım. Uyudum mu, uyumadım mı bilmiyorum da. Sabahlarca böyle döven sürdüm. Çıkıyorum, bakıyorum çocuğun odasında, yok. Kendim de tek başımayım yalnız çocukla beraber. Gidemedim aşağıda. Bu dedim herhalde ekinlerini torbaladı, banyosunu yaptı, girdi yattı dedi. Gitti, sabah oldu işte saat. Hiç uyumadım zaten. Nasıl hayat geçirdiğimi de bilmiyorum o akşam. Ondan sonra bebesi uyandı. Karnını doyurdum. Hadi oğlum dedim, babanı uyaralım da gelelim dedim. Çocuğun karnını doyurdum. Altını aldım, giydirdim, elinden tuttum. Baktım ahırın şeysi açık, kapısı. Gittim abi, bayağı bir gittim. Tekrar döndüm acaba geldi mi diye. Oradan kapının ağzından seslendim. Selim, Selim dedim. İneklerin olduğu yerde. Yok. Gel oğlum dedim, herhalde dedim. Baban uyudu kaldı dedim. Evde dedim. İndim aşağı. Ondan sonra garajın orada, motor dışarıda. Romuk da ta içeri koymuş. Ondan sonra dış kapımız var. Demir kapı küçük. Orası açık. Üstünde de anahtar var. Çıkmadım eve falan. Ortaya geldim, bağırıyorum. Selim, Selim diye bağırdım. Çocuk da baba diye bağırdı. Bir de bir o yanına gittim. Bir bu yanına gittim. Tekrar çocuğun elinden tuttum. Kapına doğru işittim. Karacı kapıya vardım. Bir de şöyle eğildim. Eyvah dedim, oğlum dedim. Baban garajın ışığını da örtmemiş dedim. Uyuyorum herhalde dedim. Gel oğlum bir bakalım baban ne yaptıysa dedim. Bir de girdim ki görmez olaydım. Yavrum donmuş. Donmuş. El ayağı donmuş. Su bidonu varmıştın yanında. Su serpiyorum oğlum kalk diye kafasını bu tarafına vurmuşlar. Ekine kafasında bu kadar bir şişlik vardı ekine, gözünün burada. Ekine böyle yatmış. Ayağında terlikler hiç çıkmamış. Kaç darbe almış? Ne üç. Dedi? Üç darbe. Şu sol tarafı iki almış. Tarafı çok kötüydü. Şuradan demir aldım. Sopa, demir sopa orada mıydı? Hiçbir şey hiçbir bilmiyoruz. Şey biz sonradan duyum aldığımız kadarıyla neyle vurulduğu da meçhul. Suçalet ortada yok. Dışarı çıktım. Ama sert bir cisimle demirli olduğu söyleniyor. Evet, sert bir cisim yani. Şimdi bir o tarafa ne zaman boşandılar bunlar eşiyle? Ocak ayında. Ocak ayında, Ağustos ayında bu cinayet işleniyor. Bebeğe de siz mi bakıyordunuz? Evet. Niye annesi almadı? Bize verdi vekaletini. Annesinin daha önce kardeşimi aldattığı ortaya çıktı. Zaten babam da şu an onun yüzünden cezaevinde. Evet, aldat. Babam bunu bu öğrenince, bir dakika çıktı. Anne. Bu olaylar patlak verince kızın babaannesi kızın kucağından çocuğu alıp babasını istemiyorsan çocuğunu da istemeyeceksin deyip kardeşimin kucağına çocuğu bırakıp gittiler. Biz de vermedik, sahip çıkarız. Benim babam dedi ben onu pamuklara sarar da büyütürüm, hiç sıkıntı peki, değil. Peki baban dedi. Niye cezaevinde bu konudan dolayı? Çünkü bu Derya'nın konuştuğu şahıs babamın arkadaşıydı. Yani beraber var, yiyip içtiğimiz insandı. Var. Bunlar kardeşime uyku ilacı vermişler Müge Hanım. Evine girmiş kardeşimin, yatağına girmiş o adam. Baban ona ne yaptı? Babam da bir ay sabretti. Dedi ki biraz bize müsaade edin, bir acımız hani yuvası yıkıldı çocuğun. Bir buçuk yaşındaydı, oğlu kaldı. Dedi bir görünme gözümüze ya, bu çocuk cahil. Gelme gitme. Bizim sizinle aramız kadar mesafemiz. Görüyoruz yani orada yaptıklarını. Komşusunuz. Komşuyuz. Mandıralarımız var karşılıklı. Biz yukarıda oturuyoruz. Ne yaptı yani sonuçta baban? Daha böyle arabayı park ediyordu Müge Hanım. Ben şahidim buna. Böyle çobanlarına bağıra bağıra böyle konuşmalar yapıyor. Kahkahalar atıyor, gülüyor. Onun sonrasında mesela benim babamın bulunduğu yerin arkası dağ. Baban ne yaptı? Öldürdü mü yavrum? Yok. Vurdu. Reklama gireceğim. Ha? Bacaklarından vurdu. Dizlerinden vurdu. Evet. O da ondan cezaevine girdi. Heh. Evet. Kaç yıl ceza aldı? Belli değil. Daha ikinci mahkemesi görünüyor. Adam belirli bir süre servise çıkmış, ama şey yapmış. Ama benim anladığım kadarıyla sizin gelinin ilk ihaneti değil. 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 Bunu kaç daha yıl evli kaldılar ki bunlar? 2019'da evlendiler. Daha Eylül ayında 2019'da evlendiler. Vardı. Yani bunun daha araştırılsa Müge Hanım, bu kızın daha neleri çıkacak, neleri çıkacak. Yalnız benim kardeşimi yedi, benim kardeşimi gömdü. Siz bu cinayetin bundan dolayı mı işlendiğini evet. düşünüyorsunuz? Çünkü kardeşimin yanına gelen, en son gelen, akşamki gelen şahıs, bu Emre Yaşlar ismindeki şahısla biz bu kızın sevgili olduğunu duyduk. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.